Çekiyor mu? Evet. Merhaba. Hoş geldiniz akşam soframıza. Gel bu tarafa biraz isterse. Sevim'in yuvasına nasılsınız acaba? Ay. Evet Sevim Hanım. Gezdiniz, tozdunuz, çarşılar, pazarlar. Ay güzeldi, güzeldi. Nasıl geçti gününüz? Güzeldi. Üşümedik de bugün. Evet, çok tatlı bir hava vardı bugün. Aynen. Güzeldi, güzeldi ya. Bu kadar güzelliğin üzerine niye şeker vermedik ki biz? Bu arada dışarıda değildik biliyorsunuz. Bu akşam da dedik aperatif olsun, kahvaltı dedim. Patates kızarttı. Çiğ köfte yoğurmadı. Yoğurdum say canım, Allah Allah. Yoğurmuş gibi bak. Diyorsun. Zaten yoğurularak yapılmış, şöyle sıkalım. Oh. Al. Ballandıra ballandıra. Ellerime kollarıma sağlık. Evet, güzel yoğurmuş. Ay senin kısırını var ya, yoğurduğun kısırını hala unutmuyorum. Özledin mi? İnan ki özledim o kısırını. Çok güzel yemekler yapıyordum ben, değil mi? Süperdi. Bir de acılıydı senin yemekler. Evet. Ne usulüydü? Hatay usulü. Ha, eşin Hataylıydı. Evet, he? Eşim Hataylıydı. Hatay usulü yapıyordum. Hmm. O yüzden her şeyi bir de rahmetliden öğrenmişimdir ha. O kendi böyle. Tabii canım, kısır ya, onların yöresine yakın şekilde kısır yapmayı öğretti. Tepsi kebabı yapmayı öğretti. Patlıcan kebabını öğretti. Humus yapmayı Humusu öğretti. Humusu ben senden öğrendim zaten. Evet. Çok güzeldi yani. Hı-hı. Yapıyorum dedim ya geçen de. Humus yapıyorum hala. Evet. Çok güzel oluyor. Bir şey daha. Ha, peyniriniz vardı sizin, keş peyniri. Ha, çökelek. Çökelek miydi o? Ben yapıyorum onu burada. Hı-hı. Tabii. Yaptım ve bitirdim. Ha, keşke bugün şey yazdaydım dedin ya. Yoğurt mu dedin sen? Ne yoğurdu? Tuzlu yoğurt. Değişik yemeğe katılıyor. Hı, ıspanak yemeğine katılıyor. Ispanağı şeyle kavuruyorsun. Kıymayla, soğanla kavuruyorsun. Üzerine iki kaşık ondan atıyorsun. Yoğurttan. Al işte. Pişirilmiş yoğurt ama. Hatay usulü bir yoğurt. Pişiriyorlar o yoğurdu. Nerede gördük biz orayı? Nereyi? Hatay'dan aldık. Yok yok, Hatay usulü bir yer gördük. Burada. Yarın gider bakarız, varsa alırız. Ben de onu diyorum. Bir denemek lazım ıspanaklı onu. Ben değişik yemekleri severim. Evet. Ben de severim. Senin yemeklerin güzel oluyor. Canım dolmaları falan ekşili. Evet. Böyle dolma meşhurdur zaten benim. Karışık dolma yapıyordum. Sen tuzağı, biber, çarlı biber. İyi yaşa. Sağlıklı ve mutlu yaşa. Gezine gitti herhalde. Ne yedin ki genizine gitti? Elhamdülillah, elhamdülillah. Ne yediydim? Acı biber gitti gezime. Akılla. Anne, nerede acı biber var? Şey döktüm ya. Ha, sos döktüm. Ha, sos döktüm ya. Ay. Bizde bu problem var ya. Boğazımıza kaçırıyoruz bakak. Gerçekten. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bismillah. Olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Ben krateleri istemiyorum. Neden? Ben patates istiyorum. Ben patatesi severim. Alabilirsin. Küme yapacak şeyleri vereceksin bana. Ay. Ama krep peynirle güzel oluyor patates. Mayonez de seviyorum. Mayonez gibi zaten bu, denesene. Şöyle şöyle. Böyle kibar diyeceğim. Kadın, ben kibar bir kadın değilim. Ben çevremdekileri de kibar olamaz yani. Benim gibi olmalı. Yemek böyle yenir. Sen bugün dede mi buldun? Evet. Yakaladım seni. Çok güzeldi ama. İlk eşini öldürmüş, ikinci eşi yanında. Oldu evet. Bitti mi iki eşli? Evet. Evlenir ki iki tane eş almış peş peşe. Yani birini almış, çoluğu çocuğu olmuş. Ondan sonra bu arada bir daha evlilik yapmış. Oh. İkincisiyle beraber işte ilk birincisi ölmüş, ikincisiyle devam ediyor. Gözü sana dikmiş bence. Evet,
iş yerinden çıktık ustayla beraber. Dedi ki babama gideceğim ben. Ha. Gel seni de götüreyim. Mecburen gitmek zorundaydım. Servis çekiyordu çünkü. Ha, şimdi... Dedim geleyim. Yemek götürüyormuş babasına. Ha. Evden yemek getirmiş. Gittik. Ooo bir sarılıyor, bir öpüyor. Geleceksin var ya. Öp 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 diyorum. Bu da muat yapıyor bana. Çok tatlıydı. Karısına böyle yapıyorum. Kumarcığım bak kocam beni öpüyor diyor. Hayır sağ ol. Kadının kulakları sağır. Hiç duymuyormuş. Evet, doğru dürüst duymuyor. Anlamıyor ne söylediğini yani. Anlasın zaten da... elinde bastonlar. Herhalde beni kovalar kesinlikle. Yok be yavrum, o alışkındır şeye. Kumaya. Çok fenaydı. Allah. Böyle çok betersin. Seni bana göstermemek için dedim. Ah bu oğullarım var ya dedim. Seni benden kaçırıyorlar, saklıyorlar biliyor musun dedim. İnanır belki de kız. İnanır. İnansın diye söyledim zaten. Eyvah, niye getirmiyorsunuz Fatoş'u der. Evet, her gittiğinde soruyor ki. Fatoş nerede, Fatoş'u niye getirdiniz diye. Kız yoksa kafasında. Çünkü o yaşını bilmez ki zaten çok büyük olduğunu. Çok etkileniyor benden. Tamam. Canım ben de çok etkileyicim kadınım yani. Tamam, üçe doğru gidiyoruz diyorsun. Yok, onunla üç yapmam. Olmaz mı? Olmaz. Ömrü yetmez. Onun ömrü yetmez. Zaten diyorlar, babamızı seni alırsan daha yatağa girmeden ölür adam diyorlar. Uçağa bindirdiler, Elazığ'a kaçırdılar babayı. Ne zaman? Ben gidiyorum, babanızın yanına gideceğim dedim, ziyaret edeceğim dedim. Ne? Sabah bir baktım ki baba uçağa binmiş, gitmiş bile. Ya köye gidecekmiş zaten de. Evet. İşin makarası. İşin makarasındayım yani. Bir gün atölyeye şey geldi, köylülerinden bir tanesi. Usta dedi ki, Metin abi ne var? Fatma dedi, aldı babama götürdü. Nasıl yani dedi. Al götür bunu dedi ya babama dedi. Ne zaman gidiyoruz dedim, hemen zıpladım. Adam diyor, ooo diyor, dünden hazırmış zaten diyor. Bilmez miyim diyor, aşık babama diye. 80 var değil mi? Tabii ki de 80 var yani, rahat var. Gözleri görmemeye başlamış ondan yani. Yaşam. Ama seni öperken hiç öyle görüyor. Öperken sarılırken bayağı ciddi ciddi sarılıyor yani. Hadi be. Kapıdan uğurlarken bile öyle sarıldı yani. Bırakmak istemedi nerede. O boz her şeyi vardı ya bir tane. Niyeti bozdurdum adama. Var mı mal var? Çok tanıdık ama ya seviyorum ya. Ben. Tatlı bir adam yani. Tamam, alsın seni kum olarak. Pek niyeti değilim. Hizmet isterler şimdi. İkisine birden hizmet vermek de ya yani ağır bir şey yani. Kadın ya ki hiçbir iş yapmıyor. Yemek? İşte iş yerine gidiyor bizim iş yerine. Tagot mu gidiyor? Evet, tagot gidiyor. Hadi be. Ama yemekler kaliteli öyle şey yemek yiyor. Patronumuz bile o yemekten yiyor. Sen yemiyorsun ama. Ya benim midem rahatsızdı. Bana dokunuyor. Ben yiyemiyorum. Ben bu arada şey yiyorum, sütle gevrek yiyorum her öğle. Ha, kilo vereyim diye. Ha. Çok da kilo vermeye meraklıyım ya, baksana. Merakımdan ölüyorum kilo. Şimdiye kadar zayıflamam lazım. 2 senedir yiyorum yani. Ben de zayıflamadın mı? Hayır. Hiç gram eksilmedim. Acaba oturduğun yerde çalıştığın için mi? Yani %99 öyle. Bir de ölçtürmen lazım şeyini. Aynen. Ölçüm yapıyorlar. Öyle kuru kuru yani senin istediğin gebeği diye zayıflayıp diye bir şey yok. Yok canım ben ya ben doktursun diye ben onu yiyorum. Yok tamam da zayıflarsın sen çabuk hareketli bir bayansın. Evet. Ama ben kilo vermek istemiyorum. Valla. Kendimi böyle seviyorum. Aa bu da güzel bir şey. Yani. Bak bu süper bir şey. Yani. Ben kendime çok barışık bir insanım. Düşleyelim ki kendime. Ben neden 10 kilo vermek istiyorum bilmiyorum o zaman. Neden? Daha mutlu olacağım. Kilodasın daha mutlu olacağım düşünüyorum. Hayır ya, çirkin oluyor. Ben kilosuz insanları sevmiyorum ya. Tamam, beni almazsın. Tatlar çok kötü duruyor fazla kilo verdiği zaman. O zaman senin eşin de kilolu seviyor. Yani ben şeyde kendi gibi hatlarıma göre konuşmuyorum. Etrafımda gözetlediğim kişilere göre konuşuyorum. Zayıf kişileri denildi. Ama sen bu kadar kilolu değildin Fatoş. O zaman da barışıktın. Vardı canım. Ya, o zaman da kilom vardı benim. Yok bu kadar yoktu. Vardı. Sabri'yle evlendikten sonra aldın sen. Ha evet. İkinci evliliği yaptıktan sonra kilo aldım ben. Evet. Sabri'ye gelmeden önce kilolu değildim ben. Değildi. Evet.
Sabri kilolu seviyordu demek. Sabri iyi yani. Besliyordu ya. Beslemek hariç o seviyordu demek. Seviyordu kilolu, evet. Hı. Bazı erkek zayıf sever. Yani. Ya kadının dokundu mu en gelecek kadının her tarafına ya. Kadın olduğunu hissedeceksin yani. Şimdi zayıf bir insana dokundu mu? Hatta Ege'ye dokunmuşsun, Nana dokunmuşsun. Tak 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 ses gelecek karnın. Kemik sesi. Bana göre değil yani. Kemikli insan bana göre değil ya. Ama senin gelinler de zayıf. Hayır. Şey değil mi? Video da böyle gözüküyor. Hangisi zayıf? Tarla başında oturan. Tarla başında oturan. Zayıf geldi bana. O biraz zayıf, evet. Kilo alabilir aslında biraz daha. Yok, almasın. İyi. Fiziği çok güzel. Ya onun kocası da öyle seviyor demek ki. Ben ne yapayım yani? Ya. Bir şey diyemem yani. Ama bence almalı. Eskiler ne der? Bir dirhem et, bin ayı kapatır. Yalan söylemiş. Bizi kandırmışlar kız. Öyle mi acaba? Roksana şeker hastalığı şey hep kilodan geliyor. Hayır, şeker hastalığı falan hep stresten geliyor. Stresle alakalı şeyler. Tansiyon, şeker, kalp, bunlar hep strese bağlı şeyler. Değil mi? Tamam, kilonun da etkisi olabilir ama o başlangıcı strestir yani. Diyorsun. Yani. Doğrudur. Yani bu konuda tartışma. Bence de bilgim tartışma. Bilgim yok çünkü. He, annem nasıl şeker oldu? Stresten oldu. Annem mi eritti şeker? Benim ikinci eş nasıl şeker oldu? Stresten oldu. O oğlundan sonra mı oldu? Evet. Evet. Yani. Oğlundan sonra oldu. Bravo. Yani. Ki o benden daha kiloluydu. Yüzün üzerinde bir kiloya sahip yani. Yani ben içim yiyordu. Tam bir yıl boyunca mutfağın kapısını kilitledim ben ona, biliyor musun sen bunu? Uyurken bile gelip alıyormuş. Evet, oturuyordu buzdolabının önünde, yiyordu. Dolapta ne varsa yiyordu. Sabah kahvaltı yapmıyordu. Sen misin onu yapan? Kilitledim anahtara. Demek bir şeyler anlatıyordu. Ağzında, uyurken ağzında muz mu kalmış? Evet. Böyle öyle yiyormuş. O... Buzdolabı yazın sıcak oluyor ya, buzdolabının önünde serin. Ne varsa ama. Allah. Peynirdi, yemekti, ne bulduysa hepsini yiyordu. Silip bitmiş. Tabii tabii. Sabah kalkıyorsun, dolaba bakıyorsun, bulaşıklar duruyor orada. Allah Allah, bu da bir huy. Tabii. İnanmadı bana, dolabının önüne oturup ben yemek yemiyorum dedi. Uyurken mi yiyorduk? Evet. İnanmadı bana, tamam mı? Yemek yiyorsun sen gece diyorum. Yok diyor, yemiyorum diyor. Ben diyor acıkmıyorum sabah diyor. Kahvaltı yapmak istemiyorum ben diyor. Ama... Resimledim onu, resmini çektim gece yemek yerken. Haberi yok, bilinçaltı yiyor. Tabii ki. Aa, bu nasıl bilinçaltı? Ondan sonra götürdüm resmi önüne attım. Bu ne dedim? Yuh dedi, bunu ben mi yapıyorum? Yok ben yapıyorum dedim. İlk kendi daha dahi inanmadı yani yemek yediğine. Şey. Düşün yani. Uyurken? Evet. O zaman onun psikolojisinde bir sorun vardı. Yani. Tam bir sene mutfak kapısı kilitledim ben onu. Ondan sonra yemedi. Ha. Çünkü gece yemek yemek kalp krizi geçirmesine sebebiyettir. Tabii canım. O yüzden istemiyordum gece yemek yemesini. Ben kapıyı kilitledikten sonra sabah, her sabah bizimle kahvaltı ediyordu. Çünkü aç oluyor. Yani. Ya bilerek mi yapıyordu, bilmeyerek mi kız? Bilinçsiz. Bilinçsiz. Nasıl oluyordu ki o bilinçsiz? Yataktan kalkıyordu, geliyordu, su içer gibi yemek yiyordu yani. Ya nasıl bilinçsiz? Öyle bir şey olabiliyor mu acaba? Hani yemek olayı da. Bu haliyle yani. Muğla da bilir orada. Yok, oturuyor normal, yiyor, gözler kapalı, oturup yiyor. Allah Allah. Bilinçaltı yiyor, kendi haberi yok. He, kendisine haberi yok. Ama hallettim yani. Sen bayağı şeyini hallettin oğlum canım. Çok. Güzeldi. Aşırı derecede, güzeldi. Aşırı derecede toparlama yaptı. Stresli hayatından uzaklaştı. İnsanlara gülerek bakmaya evet, alıştı. Evet. Yani aynen. Herkes söylüyordu yani, Sabit sen geldikten sonra çok değişti. Mutlu görünüyor. Mutluydu görünüyor. Çünkü, mutluydu. Evet, aynen. Ya işte hayat yapmak lazım, yaşatmak lazım ama... Sen fedakar bir kadınsın ya, ilgili... Ben çok iyi bakıyorum. O yüzden öyle yok. Kızlar var ya, kocanıza çok iyi davranın. Çok iyi bakın, çabuk ölüyorlar. Fazla ilgiler. Gidiyorlar. Kızlar, iş yerine gidin, işini yapın. Eve gelin, evinde işini yapın. Onu yatırana kadar yatmayın. Meyve suyuydu, süttü, meyveydi, şuydu, buydu, masajdı. Her şeyi dört dörtlük yapın. Her ihtiyacını karşılayın. Bakın nasıl ölüyor, göreceksiniz. Süpersin ya. Evet. Hepsini yapıyordun sen, evet. Evet, hepsini yapıyordum ben.
Ay süpersin. Her şekilde bak bunu yapıyordum ben. Evet. Yani. Yani kolay kolay kimse yapmaz senin yaptığını. Ben biliyorum. Ya iş yerine makine taşıyıp bu işleriyle uğraşıp o kadar işleriyle uğraşıp markete gidip pazara gidip yemeği eve yapıp. Gidip yemeği yapıp ondan sonra adama hizmet edip yatana kadar adama hizmet ediyorsun. Evet. Sonra kendini bir koltuğa oturtabiliyorsun. Düşün yani. Ben zaten şaşırıyordum senin o haline. Ama sen kendinde artık onu bir şey göre... Hem bebek köy bebek yapıyordum işte. O da öldü gitti. Ne yapayım? Dayanamadı cazibeme. Bu kadar mutlu hak etmediğini düşündü gitti yani. Nurlar üstüne yatsın o zaman. Bu rütümde yatsın. Ay olsaydı var ya. Darısı üçüncüsünün başına. Ya aslında alacağım da acıyorum Türk erkeklerine. Kıyamıyorum yani. Ölmesinler. Yazık günah diyorum. Ben onun için almıyorum yani. Yoksa alacağım. Bir tane daha alacağım. Hayat yaşamaya değer ya. Değer vallahi değer. Yani. Gören de. Ama iyi. Sabrus'ta yine ev bıraktı sana. Tamam. Yani. Yazdık. Güzel. Evet. Daha o da yok ya. Yapsaydın anneciğim ya. Sende hiç kafan çalışmıyor. Ben ne yapayım yani? Allah Allah. Benimki boş bıraktın. Ya o da iyi bir adamdı ya rahmetli. Ama onun da dükkanı yanmasaydı o da kesin bir şeyler yapardı, bırakırdı ya. Ha, iyi dükkanı yandıktan sonra düzeldi o. Fabrikaya yandıktan sonra yaptı. Kafayı yemişti artık. Yapacak gücü yoktu artık. Kendi diyorsun yani. O bitmişti. Melaikler bitmişti. Rahimlik bitmişti onda. Rahmanlık, rahimlik diyor. Rahmanilerin bazıları kaybeder. Yaptıklarından işte. Şeytaniliği. Benim ilk kocadan hep şeytaniydi biliyorsun yani. Ay. O çok kötüydü. O maşallah. Neden daha önce bırakmadım diye ayıklanıyorum ben biliyor musun? Yaşadığın senelere yazık olmuş. Yani. Harcadığım yıllara yazık oldu. Onca yıl. Yazık. Bir de omzunda taşıyormuşsun. Hiç sorma ya. Bir annelerden toplayıp getirip evin merdivende sırtında taşıyıp bir de kalkıp dayak atması var ya. Çok koyuyordu bana ya. Halbuki sen onu taşıyorsun. Hmm. Ben sen onu vurduğun gibi yere. Yani. Demek ki saygı vardı. Yani o zaman da bizde saygı vardı tabii ki. Yani koca el kalkmaz. Evet biz öyle yetiştik. Yanlış hata yapmışlar. Ha. Kalkarmış. Hem de oradan sırtını aldığın zaman fırlatacaktın tepe üstüne. Sırtını almak ne kelimeyi? Yattığın yerde sırtını diyeceksin, yürü git yattığın yani. Yerde. İçtiğin yerde kal. Geber diyeceksin. Yani hem getiriyorsun sırtında ama eve bir çıkarıyorsun. Bir de daha az bir de daha kalkıyorum. O zaman da çok mu saftın? Çok mu niyetliydi? Hayır. Hangisiydi acaba? Ortada başka şey vardı. Yani Türk milletinin genel olarak inandığı veyahut da dünyaca inanılan bir şey büyü. Muska. Yani. Yani bu dünyaca inanılan bir şey bu büyü muska işleri. O beni sürtüyordu yani içeri susturuyordu yani. Yoksa ben susacak bir kadın değilim yani. Ya ben de ona şaşırıyorum. Sen orada nasıl onu... Yani. Ki o zayıf bir şeydi. Ben ne zaman o evden uzaklaşmaya başladım. Üzerimdeki etkisi azalmaya başladı o şeyin. Sürekli bir yere gidip kalıyordum biliyorsun. Beraber gidip kalıyordum. O dönemlerde evet. Ben soğumaya başladım evin şeyinden. Demek ki bağlamadım. O da... Uzun yıllar tutmuyormuş demek. Tabii canım ya, Allah. Yani Yüce Rabbim şükürler olsun yani her şekilde atlattım yani. Çok şükür, çok şükür. Zor hayat yaşadım ama yaşadım. Şükür ya buna da. Üçüncüsünü artık hadi gayret. Üçüncüsünü çabuk öldürmeyi düşünürüm. Ben ne yapsam bana ondan sonra ölsün gitsin. Arkadaşlar başınızı ağrıttık. Allah'a... Tahammülüm yok, tahammülüm. Gelecek, mu yapacak, bay bay. Sadece mu yapacak ama. Aa, öyle bir tane de bana alsana. Bulursam alacağım. Ay, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Ay.